Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Özel gündemle karşınızdayız. Bugün Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi olan alım gücünün düşmesi, ekonomik zorluklar, hayata yansımaları konularını konuşacağız. Asgari ücreti ve emekli aylıklarını konuşacağız. Önümüzdeki günlerde bir ara zam isteği var, bir ara zam beklentisi var asgari ücret için. Ancak farklı açıklamalarla bu beklentinin boşa çıkacağı düşünülüyor. Yine emekli aylıklarının da Temmuz ayından itibaren kaç lira olarak alınacağı merakla bekleniyor. Bunlar vatandaş için hayati konular. Gün geçtikçe hayatı ekonomik anlamda zorlayan ve alım gücünü düşüren bir durumun içerisindeyiz. Bu konuları da sendika temsilcileriyle konuşacağız. Türk İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm Emekliler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Bekir Döner, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Uzun bir süredir alım gücünün düşük olduğu, belki 2018'den sonra daha yoğun hissetmeye başladığımız bir süreci yaşıyoruz. Özellikle sabit gelirliler için, özellikle maaşla çalışan insanlar için daha zorlayıcı bir dönemin içerisindeyiz. Belki bu süreçte zengin daha zengin oldu ama doğrudan maaş alarak çalışan insanlarda ciddi bir alım gücü kaybı oluştu, ortaya çıktı. Uzun yıllardır hem iş çevrelerine hakimsiniz, hem insanların birebir dertlerini dinliyorsunuz. Bir gelişim tarif ederseniz, nasıl tarif edersiniz? 2000'li yılların başından bugüne kadar insanların alım gücünde, ekonomik durumlarında nasıl bir değişim gerçekleşti? Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl öncesi için neler söylerdiniz? Bugün için neler söylersiniz? Sayın Uslu, sizinle başlayalım. Kadir Bey, ben Türk İş İl Temsilcisi olarak 30 yılı aşkındır Türkiye'nin ekonomisini, çalışanın, emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin, tarımın gelirlerini hesap eden, bu konuda not tutan, bu konuda arşivi olan Demiryolu Sendikası'nda Türk İş İl Temsilcilerinde bir görevimiz söz konusu oldu. Yani 30 yılı aşkındır bizim bir arşivimiz var. Şimdi bu arşivi açtığımız zaman, yani bugünkü gelinen nokta, az önce saydığımız asgari ücret, emekliler, tarım, sabit gelirlerinin durumu bakıldığı zaman, mukayese edildiği zaman inanıyorum ki yani şu son 25 yılda, 20 yılda bugünkü günler hiç yaşanmadı desem belki de en doğrusu. Önceki krizler de görüldü. Önceki dönem Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik sosyal sıkıntıları da gördük. Fakat bugünkü bu sıkıntıları yaşayan hiçbir dönem, yani böyle bir dönem görülmedi. Geçen Türk İş 2001 krizinde buna dahil ederek mi söylüyorsunuz? Tabii. Yani geçen bizim Türk İş'in genel başkanının bir ifadesi var. Ben 25 yıldır bu kadar sabit yerlilerinin, çalışanın ezildiğini görmedim diyerek Türk İş'in genel başkanının bir ifadesi var. Dolayısıyla yani bütün sendikaların, sivil toplum örgütlerinin bu konuda arşivleri var. Hatta siyasetin arşivi var. Bugün AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, diğer partilerin arşivleri var. Açılsın, bakılsın arşivlere. Geriye dönük kesinlikle böyle bir süreç kimse göremez, kimse tarif edemez. Daha önceki krizler olmuştur ama o krizlerde alınan tedbirler doğru tedbirler olmuştur. İşte 3-6 ay, 1 sene, 2 sene sonra aşılmıştır. Fakat şimdiki krizle ilgili ben özellikle bir kaygımı söyleyeyim. Bu belki benim kişisel kaygım da olabilir. Şimdi televizyonları sürekli izliyoruz. Ekonomistler var. İşte birisi muhalif ekonomistler, birisi iktidar ekonomistleri. Yani bunların ikisi de şu anki Türkiye'nin durumunu ekranda söylüyorlar. Tabii o söylenenlere biz ekonomist değiliz. Ben ekonominin bütün inceliklerini, detaylarını bilecek de değilim. Fakat bu iki karşılıklı ekonomist profesörlerin anlatımlarına baktığınız zaman orada garip bir şey çıkıyor. Yani ben profesör oldum, ben ekonominin profesörüm diyen insanlar bile Türkiye ekonomisi içerisinde, ekonominin bulunduğu noktada aynı şeyleri söyleyemiyorlar. Yani farklı söylemler var yani. Farklı söylemler var. Tabii bu farklı söylemler, ya iktidarın iktidarın ekonomisti mi bunu doğru ifade ediyor, yoksa muhalefetin ekonomisti
doğru ifade ediyor. Sorusu geldiği zaman insanın aklına şöyle geliyor. Bugüne kadar iktidarımızın yapmış olduğu ekonomik söylemler, eylemler, efendim işte tarifler çok yerini bulmadı yani. Yani ben bunu bir kaygı olarak söylüyorum. Hedefler açıklandı ama hedefler çok tutmadı yani. Tutmadı. Şimdi Sayın Döner'e de döneceğim. Emekliler için neler söylersiniz? 2000'li yılların başından bu yana kadar bir emekli hayat pahalılığını üzerinde nasıl hissetti? Özellikle emekli olduğu an itibarıyla bildiğimiz kadarıyla eskiden insanlar ikramiyelerini alıp en azından barınmayla ilgili, bu temel bir ihtiyaç, barınmayla ilgili ihtiyaçlarını gidermiş olarak hayata devam ediyorlardı. Çünkü bir ev alabilecek para ediniyorlardı emekli oldukları zaman, ama yeni dönemin emeklilerinde böyle bir şans yok. Gördüğümüz ve duyduğumuz kadarıyla 2000'li yılların başından bugüne kadar bir emeklinin yaşamı sizce nasıl ilerledi? O günlerde aldığı maaşla neler alabiliyordu? Bugün aynı ekonomik standartlara devam edebiliyor mu emekliler? Kadir Bey, öncelikle bize bu imkanı sağladığınız için size, çalışanlarınıza, 03 TV'ye gönülden teşekkür ediyoruz. Yani Kadir Bey, şimdi rakamlarla, az önce başkanım dediği bir ekonomistlerin anlatımıyla, hükümetin anlatımıyla, muhalefet partinin anlatımıyla konuşup kafanızı şişirmeyeceğiz. Bizi izleyenlerin de takip edenlerin de daha iyi anlamanız için daha özet olarak, daha pratikten inşallah bugün gerek emeklilerimizin, gerek çalışanlarımızın, gerekse içinde bulunduğumuz Türk halkının bugünkü ekonomik durumunu, ekonomik sıkıntılarını özetlemeye çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal'in 97. yıl dönümü, emekliliğinin 97. yıl dönümünü kutlayacağımız bu günlerde 2 Temmuz'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emekliliğinin 97. yıl dönümünü kutlayacağız. Ama buruk kutlayacağız. Üzgünüz, kırgınız, daha doğrusu çok öfkeliyiz ya. Halkımızın anlayıcı dilde konuşuyoruz. Çünkü bugün nüfusumuzun, Türkiye'nin 80 milyon nüfusunun %20'sini emekliler teşkil ediyor. 16 milyonluk bir aile. Yakın zamanda 1 milyon daha 16 milyonluk bir aile. Ama bak, bu sadece emekliler. Hı hı. Eşlerini de buna ilave edersek, çocuklarını da buna ilave edersek, demek ki %20'si değil, %40'ını nüfusun, hı hı, emekliler teşkil etmekte. Bu %20'lik emeklilerin, biz eş ve çocuklarını almıyorum, direkt aktif olarak emeklilerin, bugün ortalama gelirleri 10 milyon emeklinin geliri 10 milyon liranın altında. 10 milyon lira ve altında yani. 10 milyon emeklinin. 10.000 TL mi? 10.000 TL. 10.000 TL ve altında. Altında. Geriye kalan 6 milyon emeklinin de işte ortalamasına koyduğumuz zaman bunlar, onlar da 11, 12, 13 bin lira. Ortalaması 16 milyon emeklinin 11.500 liraya geliyor. Bunu nereden buldunuz diye sorarsanız, 16 milyon emekli ödenen para bölü yapıyoruz, 11.500 liraya çıkıyor ortalaması yani. Hı hı hı. Şimdi bu ekonomik, siz televizyon düşünsünüz, bu ekonominin azdığı, alev alev yandığı bir ülkede, çarşıda, pazarda, halde sizce emeklinin durumu ne olabilir? Psikolojisi ne olabilir yani? Nasıl olur? Empati yaparsak. Bu 10 milyon emeklinin de en az 4-4,5 milyonu 5.500 lirayla 10 bin lira arasında maaş alıyor. 4,5 milyon. Kimdir bunlar? Bunlar yetim maaş alanlar. Annesinden, babasından. Babası ölmüş. Hı hı. Annesi alıyor 6 bin küsur lira. Kız alıyor 3 bin küsur lira. Bunların toplamı 10 bin lira yapıyor. 10 milyonun tamamı da 10 milyonları almıyor. İşte önümüzdeki günlerde Temmuz'da yeni zamlar yapılacağı söyleniyor. Bir tane enflasyon artışımız kaldı. Önümüzdeki hafta bu açıklanacak. Onu da ilave edeceğiz. Onu da ilave ettikten sonra, şu ana kadar %22 olduk, süratını söylemiyorum. Hı hı. Onu da ilave edince, ben şimdi gelişine bakarak söylüyorum. TÜİK'in
ısmarlama açıkladıkları rakamlara bakıyorum. Sipariş üzerinde açıkladığı rakamlara. %22 açıkladı bugüne kadar. %22'ye getirdi yani. Hı. Sanırım gene bir ısmarlama açıklama yapacaktır. 3 puan civarında falan. Açıklarsa %25. Bizim yani kamuoyu zannediyor ki en düşük emekli aylığı 12.500'e yükselecek diye tahmin ediyoruz. Hayır, yükselmiyor Kadir Bey. Bak onu da bir açıklayalım. Kamuoyu zannediyor ki şimdi %25 verdi. Hı hı. Burada maaş zam vermiyor. Bizim enflasyondan kayıplarımız onlar. Zam vermesi için bunun üzerine refah payı vermesi gerekiyor. Mesela şunu demesi gerekiyor iktidar edenleri. %25 enflasyon, yani bizim kayıplarımız, 6 ayda bugüne kadar olan kayıplarımız, %15 deste ben refah payı veriyorum derse bize %15 zam yapmış olacak yani. Yoksa bize verecek %25 veya %27 veya %24, neyse orada bir iki puan oynayacak. Bizim enflasyondan 6 ayda yapmış olduğumuz TÜİK'in ısmarlama kayıpları. Kayıplarımız, zam almayacağız. Zam yok. Şimdi bu ülkede, bırak ülkeyi, bu Afyon'da ortalama ev kiraları 10 bin liradan başlıyor. 10 bin liradan başlayan Afyon'da ev kiralarının başladığı bir ilde 5500 lira maaş alanı düşün. 3500 lira maaş alanı düşün. Empati yapın yani. Nasıl olur? Nasıl bir yaşam olur? Kiraya dair bir görselimiz vardı. O görseli de arkadaşlardan rica edelim. Önümüzdeki günlerde tabii kira zam sınırı kalkacağı için %25 sınırı kalkacak. Enflasyona oranda bir zam yapılacak kiralara. O da ciddi bir zam olacak. Hemen burada görebiliyoruz. Asgari ücret kira dengesi bozuluyor. 2024 yılında yılbaşında asgari ücreti 11.402 lirayken %49 zam yapıldı ve 17.002 liraya çıkarıldı. O gün şu söylenmişti. Hedef enflasyona göre bundan sonra zamlarımızı yapacağız denmişti ve 17.002 liraya yükseltilmişti %49 zamla. Bugün ortalama kira 10.000 lira, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi, ve bu 10.000 liralık kiralara Temmuz-Ağustos aylarında %62,5'luk bir zam yapılırsa 16.250 liraya çıkıyor. Şimdi bir tarafta %49 hedef enflasyona göre zam, bir tarafta mevcut enflasyona göre zam. Yani asgari ücretliye bir ara zam yapılmazsa asgari ücretli ciddi bir kayba uğrayacak. Zaten hali hazırda ekonomik durumu gayet kötüyken. Asgari ücret en azından şu anda 17.002 lira diyebiliyoruz ama emekli tarafında da 10.000 lira en düşük ücret var. Birazdan asgari ücret seviyesine çıkarılmasıyla ilgili talep noktasında sizinle konuşacağım. Ama yeniden asgari ücrete dönmek istiyorum ve kira zamları üzerinden konuşmak istiyorum. Uzun bir süredir ev almak zaten hayal. Bunda hem faiz oranlarının etkisi var, bazen faiz kampanyaları yapıldığında emlakçıların ortaya koyduğu ve ev sahiplerinin de yine ortaya koyduğu ev fiyatlarına fahiş artışlar da var ve sonuç olarak vatandaş ev alamıyor uzun bir süredir. Kiraya alternatif olarak gidiyor ve kirada gördüğünüz gibi zaten 25 sınırı da uygulanmıyordu. Belki bir, belki iki ev sahibi uyguladı bunu ama son dönemlerde %80'i belki %90'ı ev sahiplerinin bu %25 sınırına uymadı. %62,5 mevcut enflasyonla beraber kiranın artışı bekleniyor ve 10.000 lira ortalama Türkiye'nin kirası 16.250 liraya çıkacak. Ne düşünüyorsunuz? 17.000 lira alan bir asgari ücretli 16.250 lira kira öderse geriye kalan 750 lirayla neler alabilir? Ay şimdi Kadir Bey, ben bu sendika görevim süresince şimdi de aşağı yukarı 6-7 tane kooperatifi tamamladık, üyelere teslim ettik. 800 tane daireyi teslim ettik, 100 tane dükkanı teslim ettik. Kamuda çalışan işçi, memur, işte kooperatifte ev sahibi olabiliyordu. İşte yarı maaşıyla kooperatifin aidatını, yarı maaşıyla mutfağını, çocukların ihtiyaçlarını görüp kamuda çalışanlar, devletin memuru, işçisi ev sahibi olabiliyordu. Fakat şimdi bu durum tamamen orta yerden kalktı yani. Kalktı. Dolayısıyla yani çalışan kesim daha önce ev sahibi olduğu yerde şimdi almış olduğu maaşıyla kirasını ödemede zorluk çeker duruma geldi. Geçen arkadaşım birisiyle bir telefon görüşmemizde şöyle söyledi. Dedi ya başkanım, ben artık arabaya binemiyorum, mobilete biniyorum. Bir mobilet aldım, arabayı da dedi parka çektim. Dolayısıyla arabanın yakıtı zor geliyor şeklinde kamuda çalışan işçinin öyle bir sistemi oldu.
Dolayısıyla yani burada enflasyondur, şudur budur. Yani pek fazla enflasyon üzerinde ben konuşulacak tarafı da görmüyorum. Esas burada alım gücü sıkıntısı var yani. Evet. Ben uzun süre toplu iş sözleşmelerde bulundum. Devlet Demiryolları'nda benim uzun bir şube başkanlığım oldu. O şube başkanlığı döneminde toplu iş sözleşmelerde hem raportör hem imza atan, sözleşmeleri yakından takip eden, sözleşmenin nasıl yapıldığını gayet iyi bilen birisiyim. Öyle benim bir tecrübem oldu. Şimdi ben hadiseye bugünkü şeye bakıyorum, bugünkü duruma bakıyorum, mutfağa bakıyorum, kiraya bakıyorum, kamudaki çalışan insanın almış olduğu maaşa bakıyorum. Eskisiyle bunları konuşmak, mukayese etmek hiç alakasız yani. Hiç alakası kalmadı. Yani buradan yani konuşarak bir sonuç çıkartmak mümkün değil. Zaten yani bizim ülkemizi yöneten iktidar da bu durumu şu anda kabulleniyor. Kabulleniyor. Artık bunu şunun için söylüyorum. Ben hiç görmedim. Yani gelip de muhalefetin ekonomiden sorumlusuna yani gelin işte ekonomiyi biz size bir anlatalım. İşte Maliye Bakanı ekonomiyi anlatsın. İşte ne bileyim lider arasında böyle bir görüş alışverişi, özel bir briefing ekonominin ilgili verilmesi, diğer konularda briefinglerin verilmesi falan. Yani Türkiye'deki siyasi zemini biraz farklılaştırıyor. Yani geçmişte böyle örnekler falan söz konusu değil. Dün bir görüşme yapıldı. Ya, CHP'nin tabii, Gölge Hazine ve Maliye tabii, Bakanı yani Profesör burada, Doktor Yalçın Karatepe Hazine ve Maliye Bakanı burada, Mehmet Şimşek'le görüştü. Burada Kadir Bey siyasetin ta kendisine bakmak lazım. Burada siyaset, halbuki şu briefing, Maliye Bakanı vermiş olduğu briefing, CHP'nin Gölge Bakanı'na değil de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi lazım. Yani eskiden bu ülkenin bütün sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulur. Milletvekilleri ekonominin her türlü durumuna hakim olur. Efendim diğer sorunlarına hakim olur. Yani şu anda ben yani Türkiye'de yapılan işlemlerin siyasette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne kadar bilgi sahibi olduğunu, ne kadar orada bilgilendirildiği konusunda şüphem var. Ne yapıyor? İktidar muhalefete geldiği işte görüşsünler diyor. Bakıyorum tekrar iktidarın açıklamasıyla muhalefetin açıklaması tekrar birbirini tutmuyor. Dolayısıyla yani burada garip bir durum var. Burada yani bütün herkes, yani özellikle siyasi partileri demiyorum, vatandaşlar Türkiye'deki siyaset zeminine iyi bakmalı. Türkiye'de siyasetin nasıl yapıldığını, yani faydalı siyaset mi yoksa hakikaten de Türkiye'nin geleceğini yok eden bir siyaset türü mü Türkiye'de mevcut, bunları yani görmek, o konuda çaba sarf etmek belki de şu en son 100 yılın siyaset üzerinde herkesin çok daha dikkatli bir görüş, dikkatli bir bakış açısı içerisinde olmasını ben gerek olduğunu inanıyorum. Bir kere şimdi asker ücretlinin bizler uzun süreden beri Türk İş olarak temsilciliğini yapıyor Türk İş. Asker ücret belirlenirken Türk İş de hadisenin içerisinde. Masada. Bir kere bu asker ücretliler sendikalı olan kişiler, üyeler değil. İşte kanun gereği Türk İş orada temsilen bulunuyor. Diğer konfederasyonlar da işin içerisinde bulunuyorlar. 3 konfederasyon, zaman zaman 2 konfederasyon bu asker ücrette müdahil oluyorlar. Esas sorumluluk tabii ki Türk İş'e. Tabii sorunları yani üyesi olmadığı için de yani bunların böyle grev hakkıdır, şudur budur gibi falan hakları yok. İşte turlar içerisinde, görüşmeler neticesinde, belli bir süre zarfında bunlar sonuçlanıyor. Dolayısıyla bu asgari ücretle ilgili yani bugün iktidarımızın yani biz artırırsak enflasyon da artar meselesi yani muhakkak yani bunun etkisi vardır. Fakat enflasyona esas etki eden unsurlar var yani. Yani orada ben asgari ücretin yükselmesinde bir puan enflasyonda yükselme olursa, fakat şu anda iktidarın müdahale edebileceği çok daha fazla enflasyona neden olan
sorunlar yaşanıyor. Örneğin petrolde. Akaryakıtta, evet. Akaryakıtta. Akaryakıtta Türkiye'de nasıl bu kadar akaryakıt üzerinde zamlar yapılabiliyor? O zamların enflasyona yansımaları falan görülmüyor. Bu kadar %80'lere, %75'lere varan enflasyon içerisinde petrolün katkısını şimdi biz düşünseniz var ya, düşünseniz yani çok fazladır. Dolayısıyla 2021 Kasım'ında akaryakıtın litresi 7 TL'ydi. Bugün son zamlarla birlikte Afyonkarahisar'da artık tahminen 44-45 liralara ulaştı. Yani çok kısa bir sürede kat be kat arttı. Yani ben az önceki konuşmama tekrar şey yapmak istiyorum. Yani burada Türkiye'de ekonominin yönetimi, ekonomi yönetimi yani biraz daha böyle gizli, biraz daha böyle karartılmış, biraz üzeri böyle örtülmüş. O şekilde götürülmeye çalışılıyor. Halbuki ekonomide şeffaflık olmazsa olmaz olmalı yani. Ama Sayın Usu, finans çevreleri, özellikle uluslararası finans çevreleri şu anda Mehmet Şimşek ve yönetimini beğendiklerini pek çok noktada ifade ediyorlar. Bu bazen kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla görülüyor. Bazen Türkiye'nin CDS kredi risk priminin düşüşüyle görülüyor. Bazen Merkez Bankası'nın rezervinin artışıyla görülüyor ki sanıyorum ilk defa artı rezerve geçmeyi başardık uzun bir süre sonra. Ekonomide bu kadar olumlu veri varken vatandaş neden eziliyor ve bu olumlu veriler size geleceğe dair hiç umut vermiyor mu? Yani bugün bu olumlu veriler varsa biraz dişimizi sıksak önümüzdeki günler refah içinde yaşayacağımız günlerdir diyemiyor musunuz? Yok mu umudunuz? Vallahi şimdi bendeki kaygıyı söyleyeyim. Bendeki kaygı şu. Az önce söylediğim iki grup profesör, muhalif profesör, destekleyen profesör. Bunların söylemleri tutsa ben bu hiç kaygı duymayacağım. Diyeceğim ki evet, Türkiye'nin ekonomisi yolunda. Şimdi siz evet, dışarıdaki finans çevreleri bugün uygulamaları yerinde buluyor. İşte Mehmet Şimşek'le ilgili artı puanlar söyleniyor, biraz umutlandırılıyor. Yani bunlar yapılıyor. Fakat bir kısımda ekonomi uzmanı Mehmet Şimşek'in uygulamalarının ters olduğunu, yanlış olduğunu, Türkiye'ye uymadığını. Bir kere artık Türkiye'de bu kaynak transferi diyerek bir transferin olduğunu. Şimdi burada sorun ne? Asker ücretli sorun, emekli sorun, tarımdakiler sorun, efendim arpa, buğday, bunların fiyatları sorun. Şimdi burada Mehmet Şimşek'in, bakanımızın yani bu uygulamaları, bu söylemleri, eylemleri, bu umutları neticede yani bu kaynak transferini düzeltecek olan bir şey değil. Şimdi vergiyle ilgili bir çalışmalar yapılıyor. Ben bir gün şunu duymak istiyorum Maliye Bakanımızdan. Boş ver muhalefetin sözlerini. Ben evet fazla kazanandan fazla, az kazanandan az vergi alacağım. Benim lafım, sözüm, bakış açım bu diyerek bugüne kadar Maliye Bakanımızın ağzından böyle bir ifade çıkmadı. Türkiye'de bu vergi adaletsizliği belki bu ekonominin var ya en büyük sorunu. Bir de şu var, yani Türkiye'deki bu vergiyle ilgili ben gerçek bilgilerin Türkiye kamuoyuna yansıdığını kesin düşünmüyorum. Yani Türkiye'de o karanlık ekonomi içerisinde bu vergi sistemi, bu adaletsizlikleri, yani çok büyük kaynaklara sahip olan insanların vergi ödemedikleri şimdilerde basına yansıyor. Ama asker ücretliye, emekliye geldiği zaman kaynak yok deniliyor. Bir kere burada eğer bir transfer yapılacaksa emekliye transfer yapılmalı. Bir transfer yapılacaksa asker ücretliye transfer yapılmalı. O zaman varlık noktasına girmişken bir aylıkla beraber insanların ne alabildiğini tarih içerisinde bir görelim. Para demek eşittir altın demek. Bir görselimiz var, o görseli alalım isteyelim arkadaşlardan. 2004 yılında asgari ücret 303 lirayken bugün 17.002 TL. O gün gram altın 18 liraydı. Bugün gram altın 2500 lira. 2004 yılında
bir asgari ücret 16,8 gram altın alırken bugün 6,8 gram altın alıyor. Arada 10 gram altın kaybı oldu. 10 gram altın erimiş durumda. Şimdi ben şöyle bir şey yapayım. Ben uzun süreden beri bu işin arşivi var dedik. Bugüne kadar ben asgari ücretlinin emekliye, emeklinin memurun, memurun kamu işçisine böyle maaşlarının hiç takip ettiğini görmedim, duymadım yani. Yani Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Asgari ücretlinin maaşını alırdı, onlar hayatlarını yaşardı. Emekli maaşını alırdı, hayatını yaşardı. Kamuda çalışan öyleydi. Yani bunların arasında efendim düşüktü, fazlaydı, eksikti, bana oldu, olmadı gibi mesele hiç konuşulmazdı, tartışılmazdı. Bu şu son iki yılın içerisinde bu tartışma konusu oldu. Burada o eski ölçüler, var olan ölçüler. Örneğin emeklimizin maaşı daha önce asgari ücretin 1,5 katı iken şimdi asgari ücret 17 oldu, emekli 11 oldu. Şimdi önümde o veri de var. 303 lirayken 2004'te asgari ücret, emeklinin aylığı 483 liraymış. Tam şimdi bu ölçüler nasıl değişti? Bu ölçüler bu 20 yılın içerisinde değişti. Görevde bulunan insanlarımızın, yani bu bir siyasi tercih gibi duruma şey oldu. Yani bilinmeyen bir şey değil. Yani şu anda bizim burada eleştirilen bakmış olduğumuz bütün meseleler iktidarın kayıtlarında var, iktidarın isteği, arzusu, işte düzenlemesi. Dolayısıyla bu bir tercih meselesi. Dolayısıyla yani ben ekonomiyi bu tercih uygulamalarından bu şekilde geldiğini, hatta bu kaynak transferinin de bundan sonra devam edeceğini, yani bu seviyede kalmayacağını, yani bunu söyleyen çok ciddi ekonomistler de var. Evet. Dolayısıyla bu kamu işçileriyle ilgili az önce de söyledik, bu toplu iş sözleşmelerinde şimdi Türk İş Başkanlığı Kurulu'nda ben de birkaç toplantısında toplu iş sözleşmeleri yapıldı. Bir ayın içerisinde bu toplu iş sözleşmelerinden çalışanlarımız ilk bir aylık memnundu. İkinci ay memnuniyetsizlikleri ortaya çıktı. Dolayısıyla Türk İş kendi arasında başkanlığa konuda tartışmalar yaptı. Efendim ücret yenilemesi gündeme geldi. Efendim bu talepler iletildi. Efendim taleplerin doğru olduğu hükümet tarafından kabul edildi ama bugün imkanların olmadığı söylendi. Tabii burada ne olacak şimdi 2025 yılında birinci ayında tekrar Türk İş'in toplu iş sözleşmesi, kamuda sözleşmeler başlayacak. Şimdi kamuda çalışanla askeri ücretlerimizin arasındaki mesafe oldukça kapandı. Şimdi belki de bugün askeri ücrete zamın yapılmaması, biraz daha fazla zam yapılsa diğer kamuda çalışan işçilerin seviyesine gelecek. Diğer tarafa da yapmak mecburiyetinde kalacak. Yani böyle bir dengelerde bozulmalar var yani. Dengeler korunamadı. Dolayısıyla şimdi bu 2025 yılında yapılacak olan toplu iş sözleşmelerinde sendikalar bu işi şu anda sindiremiyor. Yani bugün devlet demir yollarında olsun, harbi işte olsun, diğer iş kollarında olsun, kamudaki işçi şunu söylüyor, sendika şunu söylüyor, benim alım gücüm yok. Yani ben arabaya binerken şimdi mobilete biniyorum. Benim aracım vardı, şimdi ben aracın benzinini koyamıyorum. Ben mobilete biniyorum diyerek böyle değerlendirmeler söz konusu. Dolayısıyla geçen Türk İş Başkanı'nın bir mülakatında yani sendikaların 2005 yılı sözleşmelerine daha fazla hazırlık yaptığını orada açık bir şekilde ifade etti. Ben dedi bu kadar bir kamuda çalışan veya bodrolu olan veya işte askeri ücret emekli bu kadar ezildiğini hiç görmedim diyerek artık sivil toplum örgütlerinin de yani konuştuğu bir, bundan sonra konuşacağı bir ortama Türkiye muhakkak girecektir yani. Yani burada yani ne anlatılacak, neler söylenecek? Bir kere eğer bugün emekliye halihazırda bu rakama hayır yok denilebiliyorsa, asgari ücrete yok denilebiliyorsa, yani bundan sonra yani bir de şöyle bir şey vardı, düne kadar biz asgari ücret
enflasyonu ezdirmedik ifadesi vardı. Bu övünülerek söyleniyordu. Fakat şu anda bu laf artık konuşulmuyor. Çünkü asgari ücret olsun, emekler olsun açlık sınırının altında. Dolayısıyla burada yani bunun lamicimi yok. Yani bunun şusu busu yok. Bunu ekonomiyle falan tarif edecek bunun bir tarafı yok. Sizin ara zam talebiniz var. Muhakkak yani. Buna da yine birazdan gelelim. Biraz önce konuştuğumuz gibi emekli aylıkları daha öncesinde asgari ücretin 1,5 katı hatta biraz daha fazlasıyken bugün asgari ücretin altında kaldı. Neredeyse artık belki yarısı diyebileceğimiz noktaya düştü emekli aylıkları. Geçen sürede çok fazla insan emeklilik hakkına kavuştu ve sonuç olarak burada bir ödeme yapılıyor. Bu ödeme boyutu çok büyük noktalara da ulaştı. İki açıdan da değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem emekli sayısının artması özellikle EYT ile birlikte Türkiye'nin bütçesini zora soktu mu? Hem de geçmiş yıllara kıyasla asgari ücret karşısında emekli aylığının erimesini sormak istiyorum size. Kadir Bey, sözün bittiği yerdeyiz. Artık sözlerin bir işe yaramadığı yerdeyiz. Bugün ülkemizin en güvenilir kuruluşlarından bir tanesi Türk İş'tir. Bakın Türk İş Mayıs ayında ne açıklamış? Hiç bunun firesi darası olmaz Türk İş'in açıklamasının. Yoksulluk sınırı 59.333 lira. Türk İş'in açıkladı. En güvenilir kaynak. Açlık sınırı 19.926 lira. Açlık sınırı. Asgari ücret kaç para? Açlık sınırı 19.926 lira. Asgari ücret 17.002 lira. Az önce emekliyi söyledik. Emeklinin işte yazmışım buraya. 10 milyon emekli 10 bin lira ve altında alıyor yani. 5 bin lira, 6 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira olan emekli var. Artık 100 yılın ayıbı emekliye ödenen maaştır bizim sloganımız. Bugün 100 yılın ayıbı ne diyorsanız emekliye ödenen maaştır. Peki askeri ücretliye ödenen 17.002 lira o da 100 yılın ayıbıdır. 19.926 lira açlık sınırı olan bir ülkede eğer hala asgari ücretliye 17 bin lira ödeniyorsa 0,2 lira, emekliye de 10 bin lira ödeniyorsa, yoksulluk sınırı da 59 bin liraysa bu 100 yılın ayıbıdır. 100 yılın ayıbı. Bu sözün bittiği yerdedir. Bittiği yerde yani. Sayın Döner, evet. Sosyal medyada işte bazen sokak röportajı yapıyor bazı kanallar ve oradaki emekliler çıkıp şunu söyleyebiliyorlar. 10 bin lira yetiyor mu sorusuna, evet bana yetiyor diyen emeklileri de görüyoruz. Buna karşı sizin bakış açınız nedir? Yani bir yerde bir sıkıntı var. Yetmiyor, yetmeyeceğinde zaten akışta hayatı yaşayan insanlar 10 bin lirayla geçinmeye çalışırken görüyorlar. Bir tarafta da ama kendinizi iktidar yerine koyun, sokak röportajlarına bakıyorsunuz. Emekliler şunu söylüyor, 10 bin lira bana yetiyor, fazla fazla geçiniyorum, kenara da para biriktiriyorum diyorlar. Kadir Siz Bey, bunlara ne diyorsunuz? Bir defa o kesinlikle mümkün değil, kesinlikle onu asparagas bir bilgi olarak kabul ediyorum, onu reddediyorum yani. Şimdi onlar kimler? Onlar var. Adam bizim tarım sigortasından emekli olanlarımız var köylerde. Adamın köyde 100-200-300 dönüm, 500 dönüm tarlası var. Pancar ekiyor, biber ekiyor, işte arpa buğday ekiyor falan. Ha arada aklına gelince de şehre dur bakayım şu benim maaşı atmışım diyor, bankaya geliyor. O 10 bin lirayı da alıyor. Onu da akşam kahveye gittiğinde harçlık yapıyor yani. Çünkü 10 bin lirayla ev geçindirmiyor o emekliler. O tarımdan emekli, tarım emeklisi. Onun az önce söylediğim gibi birkaç tane traktörü var. Ektiği yüzlerce dönüm tarla var. Pancarı var, buğdayı var, arpası var, biberi var, işte kavunu, karpuzu neyse yani. Yani direkt emekli maaşına bağlı olarak geçinen emeklilerimiz değil o. Bunların sayısı da çok azdır ya. Yani. Tabii röportajlarda da genelde mesela bunlar onu diyelim ki 3 kişi söylediyse onu da hemen ön plana çıkartıyorlar ya. Yani. Ya kardeşim hiç sokak röportajlarına falan gerek yok Kadir Bey. Yani şurayı bir dost cemiyeti olarak kabul edelim. Hepimizin ayrı giderleri var. Hepimiz ev geçindiriyoruz ya. Yani. İşte bak ne diyoruz? 10 bin liranın altında Afyon'da ev kirası yok. Afyon'da 50 bin liraya kadar ev kirası varmış Kadir Bey. Bunu söylemek istemiyorum. Şimdi biz televizyonda izleyenler der ki... Boğaz'a bunu, bakıyor herhalde. Bunu nereden buldun neler bu 50 bin liraya? Evet 50 bin lira. Ben daha önce 30 bin liraya kadar olduğunu biliyordum. Dün bir sohbet dediler ki geç oraya dediler ya. Ne oldu? O dediğin evler artık 40-50 bin liraya geldiler. Biz bunları hayal bile etmiyoruz. Hatta burada konuşup zamanımızı bunlara çaldırmayalım bile.
Ama en düşüğü 10 bin liradan başlayan ev kiraları. Şimdi 2002'den bu yanına diyorsunuz. 2002'den bu tarafa. Sayın Başkanımın anlattığı gibi ben de sendika başkanlığından emekliyim. Uzun yıllar sendikacılık yaptım. Sendikacılıktan da emekli oldum yani. Biz 2003 yılında, 2003-2004 yıllarında o zaman bizim almış olduğumuz, emeklinin almış olduğu maaş 1,5 askeri ücret maaşıydı. Yani bugünün askeri ücret maaşıyla 1,5 çarparsak 25 bin lira civarında falan. Ve o zaman bizim almış olduğumuz emekli maaşı 12 tane çeyrek altın alıyordu. Şimdi gram üzerinden gitmeyelim. Siz az önce gram dediniz de. Biz izleyenler belki onu tam şey yapamazlar gramı. 12 altın, 12 tane çeyrek halk arasında da sünnet altını denilen altın alıyordu. Şimdi bugün buraya gelmeden bu soruları sizin soracağınızı bildiğim için bir uzun çarşıya uğradım ya. Altın kaç para diye. Bugün emeklinin almış olduğu 10 bin lira üzerinden devam edersek, 5 bin liraya 6 bin liraya, 2 tane altın almıyor. 2 tane altın almak için 2500 lira daha katmamız gerekiyor. Yani bizim 12 tane sünnet altınımızın, çeyrek altınımızın 10 tanesi gitmiş. Nereye gitmiş? Almış birileri ya. Kim almış? 22 yıldır iktidar eden hükümet almış. İktidar edenler almış. Biz aynı başkanımın dediği gibi sendikacılık yaparken sendikacılığın bir ayı da sosyal ayaktır. Üyelerimizle defalarca kooperatif kurduk. Başkanım daha çok kurdu. Ben kendim bir kooperatif kurdum. 60 daire bitirdim. Üyelerimize teslim ettim. Bakın ev yaptırabiliyorduk. Ev yaptırabiliyorduk. Yani kooperatif olsun. Veya işte arsalıyorduk. Kendimiz bireysel olarak. Belki yıllara yayılıyordu ama yaptırabiliyorduk. İyi kötü araba alabiliyorduk. Çoluğumuzun çocuğunun düğününü yapabiliyorduk. Sünnet düğünleri yapabiliyorduk. İnanın bu programı etkileme açısından demiyorum. Her sene tatile de gidebiliyorduk. Peki enflasyon yok muydu o zaman? Vardı. Hayat pahalılığı yok muydu? Vardı ama bu kadar değildi. Ama bizim enflasyon olmasına rağmen, hayat kısmi hayat pahalılığının olmasına rağmen aldığımız para bizi bir kooperatifte ev sahibi de yapabiliyordu zamana yayarak. Sıfır olmasa bile ikinci el iyi kötü bir araba sahibi de yapabiliyordu. Çocuğumuzun sünnet düğününü de yapabiliyorduk. Senede bir hafta 10 gün tatile gidebiliyorduk. 22 yıl sonra geldiğimiz nokta tam bir yoksullaşma, tam bir fakirleşmedir. Kadir Bey, devletler hayatında 22 yıllık bir zaman az bir zaman değildir. Kısa bir dilim değil. Gönlümüz arzu ederdi ki bu batı ülkelerinde, kuzey ülkelerinde, sanayileşmiş ülkelerde böyle olmuş. 22 yıl sonra, biz 22 yıl sonra bugün bir İspanya gibi olmamız gerekirdi. En azından Almanya gibi belki olamayız, belki Fransa gibi olamazdık ama bir İtalya gibi olmamız lazım. İtalya'nın ekonomisine gelmemiz lazım. Bunlardan önceki hükümetler ne diyordu? Ya biz yapacağız. Türkiye'de çok güzel şeyler üreteceğiz. Sizi daha hızlı kalkındıracağız ama koalisyon hükümetleri olduğu için ben güzel kararlar alacağım ama benim ortağım imza atmıyor diyordu. Ne olacak? Verin bize tek başımıza iktidarı. Biz daha güzel işler yapacağız. Türkiye'yi daha çabuk kalkındıracağız. Muhasır medeniyet seviyesindeki ülkelerin ayarına getireceğiz diyordu. Ama onlara nasip olmadı. Tek başına iktidar onlara pek fazla nasip olmadı. Bu iktidara nasip oldu. AK Parti'ye nasip oldu. 22 yıldır aralıksız yönetiyorlar. Çoğunluk ellerinde olmak kaydıyla yönetiyorlar. Kimsenin desteğine, imzaya ihtiyaçları yok. 22 yıl sonra Allah'a şükür dilim dilim bizi karpuz almaya muhtaç ettiler yani. Türkiye'de dilimle karpuz almak ayıptır, anılmaz bile ben. Biz kendi aramızda sohbet ederken, giderken derdik ki ya bu Almanya'da domatesi taneden alıyorlarmış. İşte Fransa'da kuru soğanı taneyle götürüyorlarmış. İşte meyveyi adet veya dilim alıyorum falan ve kendi aramızda bunun hatta şakasını yapardık. Bugün artık Türk insanı bugün Adana'da tarlalarda toplayamadıkları karpuzu tarlada kaldı. Dilim dilim alıyor. Dilim dilim Kadir Bey. Bir karpuz 150 lira 200 lira tutuyor ya. Yani. Hala bugün yazın göbeğindeyiz. Domatesin kilosu 35 liranın altına düşmedi. İnmedi. Siz az önce dediniz ki ya yabancılar artık Türkiye'ye itibar ediyor. Artık ekonomide düzelme var. Maliye Bakanı böyle ima ediyordunuz değil mi? Evet. Yabancılar niye itibar etmesin Kadir Bey Türkiye'ye? Ben de bir Fransız vatandaş olsam, ben de bir Alman vatandaş olsam, vallahi Türkiye ben de itibar ederim. Hem koşarak gelirim ya. Getiriyorsun paranı Almanya'dan, Fransa'dan, neyse o İngiltere'den o para satanlar var ya.
Getiriyor parayı. Banka müdürünün önüne koyuyor çantayla. Ne veriyorsun müdür diyor. Burada 100 milyon var diyor. Veya burada 20 milyon dolar var. Ne veriyorsun bunu Türk paraya çevirdin? %60 faizinden koyuyor. %60 dünyanın hiçbirinin yerinde yok. Evet. Olmamış da. %60 faiz getiriyor 100 milyon lirası. Bir sene 160 milyon lira oluyor. Giderken de aynı paraya diyelim ki kaç milyon bozdu? 10 milyon. 10 milyon dolar da 15 milyon oluyor çekip gidiyor. Niye gelmesin Kadir Bey? Dünyanın neresinde böyle bir soygun var? Dünyanın neresinde böyle bir sıcak para? Veya geçmişte var mı? Tarih olarak hatırlıyor musunuz? Hangi devletin tarihinde böyle bir şey var ya? Biz, bana göre yabancılara itibar etmiyor. Yabancılar bizi soyuyor. Yabancı bunun için geliyor. Yarın yabancı bu faiz aşağıya inerken ne yapacak? Çıkıp gidecek. Evet. Yabancının gene zararı yok ki. Çıkıp giderken işte bakınız 3-4 hatta 6 aydır dolar yerinde sayıyor. Ama parası %60 faizini alacak. Az önce söylediğim gibi 10 milyon dolarını 16 milyon olarak Türkiye'de gene çantasına koyacak. Bay bay diye gidecek. Böyle bir ekonomi olur mu? Şimdi ekonomi yönetiminin elbette hataları var. Dolar bir süredir sabit giderken şunu sormak istiyorum. Ekonomi yönetiminin bazı hataları oldu geçmişte. Bugün de belki bazı hatalar yapıyor ama Türkiye'nin son zamanlardaki en büyük sorunlarından birisi bir ahlaksızlaşma sorunu değil mi? Yani ekonomik olarak herkes enflasyonu bahane ederek insanların sırtına daha fazla binmenin peşinde. Ne olursa olsun barınmada da bu böyle, beslenmek için de aynı şekilde çocuğunuzu okula yazdıracaksınız. Aynı şekilde fiyatlar fahişleşmiş durumda, ulaşımda da aynı. Her yerde Türkiye'de genel bir ahlaksızlaşma durumu olduğunu siz de hissediyor musunuz? Şimdi bu Kadir Bey. Bir tarafta özür dilerim, bir tarafıyla ekonominin elbette yönetimin bir sorunu var ama bir tarafıyla da insanlar içerisinde de böyle bir sorun oluşmadı mı? Bu sabit gelirlerinin üzerinde ekstra bir yük değil mi? Buyurun Kadir sevgiler tamamlayabilirsiniz. Kadir Bey, bakın rahmetli Demirel'in sözü aklıma geldi şimdi. Bir programını izledim, diyor ki enflasyon tek kollu bir canavar gibidir diyor. Batılılar enflasyonu böyle tanımlıyor. Enflasyon bir halk düşmanıdır. Batılıların tanımı bu. Benim tanımım değil. Batılılar enflasyonu bir halk düşmanı olarak tanımlıyor. Enflasyonun yüksek olduğu yerde hırsızlık, hainlik, ahlaksızlık, borcunu ödememe, borcunu vermeme, kredi alma, dolandırma çok özür dilerim fuhuşa kadar götürür. Az önce söylediğim gibi enflasyon gerçekten Batılıların dediği gibi bir halk düşmanıdır. Halk düşmanı. Bunları enflasyon yapıyor. Şimdi enflasyonun olduğu yerde cebine adam 10 milyon lira koyuyor. Akşama eve geldiğinde 10 kuruş kalmıyor. Oraya veriyor, buraya veriyor. 3-5 kuruş gece ondan el falan bulursa oraya da veriyor. Bitiyor. Bakın yoksulluk, açlık insanları bozar. Dünyada en büyük haksızlıklardan bir tanesi insanların işsiz olması. İkincisi yüksek enflasyona maruz kalmadır. Kadir Bey, peki ne oldu da biz şimdi bu yüksek enflasyona maruz kalıyoruz? Bak işte burada Ukrayna savaşı, 2 senedir, 3 senedir, Rusya savaşı. Enflasyon bizimkinin 3'te 1'i kadar Rusya'da ve Ukrayna'da. Hemen şurada savaştan çıkan ülkeler var, Irak, Suriye. Enflasyon bizimkinin 3'te 1'i oranı kadar. Peki bize ne oldu arkadaş? Ne oldu da bu enflasyon böyle fırladı gidiyor? Daha geçen sene Cumhurbaşkanlığı seçimimizde 18 lira olan mazot ne oldu da 14 ay sonra 42 lira oldu kardeşim? Ne oldu bize? Bir savaşa mı girdi? Deprem mi oldu? Battık mı? Çıktık mı? Ha deprem de oldu. Onunla yaralara sarılıyor. Ayrı bir olay. Şimdi adama emekliye ver dediğin zaman vallahi kalmadı diyor. Kardeşim bak burada notlarım var ya. Emeklilik SSK kanunu 1946'da çıkmış Kadir Bey. 78 sene olmuş. 78 sene. Emeklilik sandığı. Memurların emeklilik kanunu 1950'de çıkmış. 74 sene olmuş. Bağkur'un emeklilik kanunu 1972'de çıkmış. 52 sene olmuş. 1946'da çıkan emeklilik kanunu, emeklilik. 25 sene sonra sen maaş ödemeye başladın emekliye. 25 sene sonra. 46'da çıktı, 46'ın üzerine 25'i koy. Ne yapar? 50'yi 70 eder ya. 71 eder. Çalışırken kesilen primlerin anlamı şudur Kadir Bey. Bütün dünyada da böyledir geçmiş ülkelerde. Devlete biz diyoruz ki, ey devlet, sen bizim maaşımızdan %14 prim kes. Bunları bankada, altında, incizde, dövizde, efendime söyleyeyim, nerelerde dedi büyüteceksin, büyüt. Biz 25 yıl sonra emekli olduğumuz zaman bize sana bu amanet verdiğimiz paraları bizim ömrümüzün kalan kısmında geri ver.
hiç kimseye muhtaç olmadan, çoluğa çocuğa muhtaç olmadan bu dünyadan geçip gidemiyorum. Bunlar bizim devlete amanet, 25 yıl içinde verdiğimiz amanet paralar Kadir Bey. Bizden %14 tıkır tıkır para kesildi. 25 yıl. Devlet bunları değerlendirdi. Değerlendirdiye verdik. Ama devlet değerlendirememiş. Hükümetler değerlendirememiş. Bu paraları yemiş. Benim sorunum değil Kadir Bey. Eğer bu ülkede yokluk, yoksulluk varsa şimdi Maliye Bakanı diyor ki sabredin diyor. Hayır. Sabretme sırası bizde değil. Biz 22 yıldır sabrediyoruz. Kemer sıkıyoruz. Şimdi sabretme sırası, kemer sıkma sırası hükümete gelmiştir. Hükümet sıkacak. Kemeri o sıkacak, o sabredecek. Tasarruf tedbirleri diyor. Ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Tasarruf tedbirlerine bakıyoruz. Efendim işte neymiş? Şu kullanılan kağıdın bir de arkasını da kullanacakmışız. Başka? Öğretmen öğretmenin odasına girince kettle'da çay içmeyecekmiş. Fişi çekecekmiş. Allah aşkına tasarruf tedbirlerine bak ya. Bunlardan da 100 milyar lira Maliye Bakanı tasarruf elde edecekmiş. Şu anda gazetelerin yıllık işte 500 lira, 1000 lira civarında olan abonelik ücretleri iptal edildi. Abonelikler iptal edildi. Kamu kurumları artık gazete aboneliklerini sonlandırdı. Türkiye'nin kurtuluş reçetesi olarak bu gösterildi. Sayın Uslu'ya da dönmek istiyorum. Kısa da bir zamanımız kaldı. Temmuz ayında bir asgari ücrete zam beklentiniz var, isteğiniz var ama AK Parti'den Sayın Hamza'da asgari ücrete ara zam çalışmamız yok açıklaması yaptı. Beklentiniz nedir? Ne kadarlık bir asgari ücret artışı olmalı? Bugün Türkiye Gazetesi %15 zam yapılacağına dair bir bilgi paylaştı ve 19.552 lirayı işaret etti. Bunu söylemek zorundayım ki bazı gazeteler, Türkiye Gazetesi'ni tenzih ediyorum ama bazı gazeteler insanların bu beklentileriyle oynayarak sürekli olarak emekliye zam, emekliye yakın bir zamanda müjde, emeklinin maaşı artacak, şuradan ödenek verilecek, buradan kazanç sağlayacaklar diyerek insanların bu durumlarıyla resmen kendilerine bir çıkar elde etmek istiyorlar. O gazetelere de sizden biraz sonra bir söz isteyeceğim. Her gün sürmanşetten emekliye müjde veren gazetelere. Eğer gerçek olsaydı bugün herhalde en düşük emekli aile 200 bin lira civarında olurdu. Sayın Uslu, Temmuz ayına dair beklentiniz nedir? Zam yapılmazsa asgari ücretlerin hali ne olur? Bir kere Kadir Bey, ben bu Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılır diyerek düşünüyorum. Hiç değilse öyle bir iyimser olarak ifademi kullanmak istiyorum. Çünkü kamuoyunun baskısı, siyasi baskı, vatandaşın baskısı, efendim bu artık açlık sınırın içerisinde olması ücretin. Yani ben iktidarın bu sesi duyduğunu, iktidarın bundan sonraki sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini, tabii iktidar da bu işlerden kurtulmak istiyor. Yani yarayı çok daha fazla açarsa, bu asgari ücretle yarayı fazla açarsa, emekliyle fazla yarayı açarsa, yarın kapatamayacağı bir yara ortaya çıkarsa, bunun tabii ki muhakkak büyük bir bedeli olur. Dolayısıyla ben şöyle bir şey içerisindeyim. Yani bu oturulur, konuşulur. Hiç değilse %15, %20 civarında asgari ücrete, emekliye artışlar yapılır diyerek ben öyle umut içerisindeyim. Her ne kadar iktidarım ben böyle yok diyerek açıklama yapsa dahi, mesela Hamza Dağ'ın söylediği gibi, ben Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkmadıktan sonra bu lafın, eğer Cumhurbaşkanımız söylüyorsa bunun olmayacağını düşünüyorum. Maliye Bakanı yok dese de olacağını hesap ediyorum. Hmm. Çünkü ben o opsiyonu Cumhurbaşkanımız kullanır diyerek ben öyle bir kanaatim var. Dolayısıyla özellikle şu kamudaki Türk İş'in yapacağı sözleşmenin ilgili ben bir iki cümleyle bu işi bitirmek istiyorum. Örneğin mesela Türk İş de kendi içerisinde 32 sendika var. 32 sendikanın kendi aralarındaki ücret farklılıkları falan da sendika içerisinde bayağı yoğun konuşuluyor. Orada da düzeltilmesi gerekenler var.
Efendim bu toplu, önümüzdeki yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde kamu işçisinin talepleri zaten ön plana çıktı. Bu iktidara da verildi. Beklenti kamu işçisinde de oluştu. Örneğin bizim demir yollarında işte makinist olan bir işçimiz 30-35 bin lira civarında ücret alırken aynı işi yapan bir memur makinist aşağı yukarı 60 bin lira, 55-60 bin lira. Yara ikisi, iki makinist makineye biniyor, birisi işçi, birisi memur, birisi 35 bin lira, birisi 60 bin lira. Yani böyle bir garip durum da var. Dolayısıyla bunların giderilmesi gerekiyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Yani bu Türkiye'de bu ücretlerle ilgili bir denge bozuldu. Bu dengenin bozulmasında seyyanen uygulamalar yapıldı. Bu seyyanen uygulama maalesef işçilere yapılmadı. Bu ek protokole ilişkin talepler iletildi. Sendikalar onun üzerine çalışıyorlar. Fakat ben şöyle bir sistemimi söyleyerek yani bir kere sivil toplum örgütlerinin görevi kendi görevleriyle ilgili kendi mevzisinde olacak. Gidip de bir mevzuyu kullanmayacak. Basının kendi mevzisi var, basın kendi mevzisini kullanacak. Yani burada yani siyasetçiye yön verecek olan, yani siyasetçiye sen bu işi yanlış yapıyorsun diyen muhakkak bir siyasi parti olacak. Ama sivil toplum örgütü basında yanlış olan uygulamalara hayır bu yakışmıyor, bu doğru değil diyerek yani karşı durmayı bilecek. Benden senden evet. Zaten olamaz, hakkı olmamalı yani. Dolayısıyla beni Türk İş İl temsilcisi olarak Afyon'un milletvekili de, sayın valimiz de, sayın diğer sivil toplum örgütleri, bürokratlar, herkes benim Türk İş İl temsilcisi olduğumu, Türk İş İl temsilcisinin görevlerini, bu görevlerini hakkıyla, hukukuyla yapıyor, yapmadığıma bakacak. Benim bir siyasi partiye yakın olup olmadığıma bakmayacak. Yani Afyon'da böyle bir garip durum da var yani. Yani bundan sonraki bir programda yani o garip durumları da konuşsak ben inanın. İnşallah detaylı. İnanın konuşuruz. Ben bunun faydasının olacağını düşünüyorum. Yani çok kişi kendi mevzusunda durmuyor. Evet. Sayın Döner, çok kısa birkaç cümleyle önümüzdeki günlere dair beklentiniz, emekli zammına dair beklentiniz nedir? Kadir Bey, az önce anlattığım gibi emekli zam, eğer bize bu enflasyon farkı verilecekse zaten bu zam değil. İşte %22 küsur oldu şimdi. 3 puanlar geldi, %25'ler. Bu bizim kayıplarımız. Emeklinin kayıplarının giderilmesi için gerçekten insanca yaşayabilecek, ben rakam koymayayım Kadir Bey'e. Açlık sınırı. İnsanca yaşayabileceği bir rakam kaça takabül ediyorsa hesaplasınlar. Bu 25 bin liraya mı takabül ediyor? 30 bin liraya mı takabül ediyor? 23 bin liraya mı takabül ediyor? Uzmanlar bunu hesaplasınlar. Biz bunun üzerinde yatlar katlar istemiyoruz. Emekli zaten 60 yaşına gelmiş. 65 yaşının üzerinde, 60 yaşında 65 yaşı arasında. Yani. Bundan sonra emekli ne ister, ne bekler? Emekli Allah'tan sağlık istiyor. Bir de çocuklarımın, torunlarımın karşısında mahcup olmayayım. Pazardan gidip akşam dağılacağı yakın artık sebzeleri toplamak istemiyor yani. Sadece ve sadece sağlık giderleri, efendim söyleyeyim, mutfak giderleri, evin ihtiyaçlarını yetiştirebilecek bir rakam istiyor. 50 bin lira falan istemiyoruz yani. Ama bugün başkanım da izah etti. Türkiye'de normal çalışanların bile daha bugün ortalama maaşı işte 30-35 civarlarında falan. Burada bir dengesizlik de var. Sayın Kadir Bey, geçen sene hükümetin en büyük yaptığı yanlışlardan bir tanesi de kalktı. Şeyhanen memurlara 8077 lira artı %17 enflasyon farkı verdi. Ve memurların emeklilerine bunu vermedi. İşçilerin emeklilerine bunu vermedi. Arayı orada çok açtı. Burada bir öfke, bir kırgınlık var. Buradan hükümet edenlere sesleniyorum. Lütfen bunu düzeltin. Sosyal adaletsizliği. Bu 8077 lirayla bu sene bize önümüzdeki Temmuz ayının 15'inde maaşlarımızı uygularken lütfen bu 8077 lirayı bizim maaşlarımıza uygulayın. Evet. Bakın Cumhuriyetimizin, bizim devletimizin kuruluşunda ne diyor? İlk ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir diyor. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ise o zaman devlet bizim her şeyden sosyal sorumlu. Sosyal olmanın karşılığını devlet vermek zorunda. Bizim sosyal haklarımızı, evet. Kültürel haklarımızı, ekonomik haklarımızı, devletin görevi bu. Tanım görevlerinin arasında. Bunları verecek. Kalmadı, bitmedi, gitmedi. O taraf bizi ilgilendirmiyor. 22 senedir bu ülkeyi biz yönetmiyoruz, biz idare etmiyoruz.
Bunlar devletin görevleri. Şimdi emeklilerin durumuna gelince bir de şöyle bakılıyor. Belki inşallah biz burada duygusal davranıyoruz. Ya bunlar emekli olmuşlar. Zaten zamanında da işte 25-30 yıl çalışmışlar. Alacaklarını almışlar. Bu saatten sonra da pek de bir işe yaramıyorlar canım. İşte evde torna uçsunlar. Böyle değil Kadir Bey. Böyle değil. Böyle değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aklına ne kadar gelen sanayi kuruluşları varsa, tüten bocası varsa, şu ışıklardan tutunuz, sizin şu kameralarınızdan, telefonunuzdan tutunuz. Bugün alo dedim şu telefona kadar, bunların hepsinin temelinde emeklerin göz nuru, alın teri vardır. Bizim burada abilerimiz iş kazalarında şehit oldular, gazi oldular, sakat kaldılar. Bu Türkiye'nin bu alın terinin karşılığını istiyor. Türkiye'nin çok teşekkür ederiz efendim. Fabrikasının temelini atan, Alpullu Şeker Fabrikası'nın temelini atan bizim dedelerimiz. İşte biz onlarız, emekliyiz. Uşak Şeker Fabrikası'nın temelini, bunlar ilk temellerdir bizim dedelerimiz. Evet. Biz yani bu memleketin temelinde varız. Temel taşında varız. Bizi böyle kenara atmasınlar, bizi böyle yok saymasınlar. Biz şimdi kendimizi yok gibi sayıyoruz. Hatta bize şu ekranlardan söyledikleri birçok şeyler üzülüyoruz yani. Evet. Emeklilere 1.000 lira daha zaman zam yaptık kurban diyor. Ya 3 tane karpuz 1.000 lira diyor ya. Bunu söylemeyin kardeşim, istemiyoruz. Bize verdikleri bu 1.000 liraları geri alsana ya. Böyle bir şey olmaz. Evet. Olmaz. Emekliler ülkenin temelinde ortaya var. Koydukları emeğin karşılığını evet, bugün tüten istiyorlar. Tüten temelinde biz çok bunu teşekkür istiyoruz. Ediyoruz. Sayın Döner, Sayın Uslu çok son teşekkür ediyoruz. Son cümlelerimi şöyle bağlayayım Kadir Bey, lütfen, izin verirseniz. Güzel. Ben bu bize göstermiş olduğunuz yayında kolaylığı ve sizin emeklerinize tüm yayında çalışan arkadaşlarınızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Kanal 3'e teşekkür ediyorum. Buradan emekli kardeşlerimize de merak etmesinler. Gece gündüz biz onların için haklarını aramaya devam ediyoruz. İnşallah daha güzel günler gelecek. Her ne kadar bunlara da bu karamsar tabloyu da ortaya çizirsek. Bir de Afyon'da 150 bin emeklimiz var. Şu an iki derneğe emekli olan üye sayısı 15 bin civarında falan. Bu çok az bir rakam, %10'la falan takabül ediyor. Emekliliğin herhangi bir aidatı yoktur. Bizim emeklilere hiçbir yükümüz yoktur. Emeklilerin tüm hizmetleri, yükleri bizim sırtımızdadır. Başımızın gözümün üstüne biz onlara talibiz zaten. Gelsinler, üye olsunlar derneklerimize. 2 tane derneğimiz var. Haklarını topluca savunsunlar. Bu iki derneğin beğendiğine evet. Ama öbür derneğe ama bize üye olsunlar. Daha güçlü, sesimiz çıksın, daha güçlü haklarını arayalım. Tüm emekli kardeşlerimize, abilerimize, amcalarımıza, ablalarımıza buradan sağlık diliyorum. Sağlıklı ömürler diliyorum. Kendilerine saygı ve selamlarımı sunuyorum. Herkese, bizi izleyen Afyon halkına, emeklilerimize, işçi kardeşlerimize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Döner. Sayın Uslu çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye'nin yarısından fazlasını temsil eden iki toplum kesiminin temsilcilerini burada ağırladık. Değerli izleyenler, özel gündemin sonuna geldik. Asgari ücretlinin, emeklinin ciddi talepleri var. Alım gücünde çok ciddi zorluklar yaşayan iki kesim hükümetten ciddi beklenti içerisindeler. Temmuz ayı bakalım nelere gebe olacak. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.